Değerli basın mensupları, hepiniz hoş geldiniz. Bugün kısaca Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin 25 Nisan'da Türkiye'yi tekrar izleme sürecine almasına dair bir açıklama yapmak istiyoruz. Ertuğrul Bey ve Grup Başkan Vekilimiz Filiz Hanım'la birlikte. Öncelikle Ertuğrul Bey, bu kararın içeriğine dair bilgilendirmelerde bulunacak. Daha sonra Filiz Hanım bu karara yönelik olarak Türkiye'den gelen tepkileri değerlendirecek, bizim cevaplarımızı içeren. Ondan sonra ben de bundan sonra ne olacak? Yani Türkiye'nin izleme sürecine alınmasından sonra ki sürece dair bazı görüşlerimizi paylaşacağız. Ertuğrul Hocam. Günaydın sevgili arkadaşlar. Bugün sizin gününüz, basın özgürlüğü günü. Hepinize olabildiğiniz kadar özgür bir meslek hayatı diliyorum. Bu vesileyle hapisteki gazeteci arkadaşlarımızın ve bütün diğer haksız yere hapis yatan milletvekillerimizin, belediye başkanlarımızın, insan hakları savunucularının, bilim insanlarının, bütün masum kurbanlarını diktatörlüğünde sevgi ve saygıyla anıyorum. Bugün Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nin 25 Nisan günü Türkiye ile ilgili aldığı karar bizim tutumumuz ve bunun içeriği hakkında konuşacağız. Bütün arkadaşlar hep beraber konuştuğumuzda bizim konseydeki Halkların Demokratik Partisi delegasyonu olarak tutumumuz hakkında da net bir fikir edinmiş olabileceksiniz. Çünkü bu tutumun gerçekte olmadığı kadar bulandırıldığını ve aslı faslı olmayan suçlamalarla da damgalanmaya, yaftalanmaya çalışıldığını biliyoruz. Birincisi, olay Avrupa Konseyi'nde geçiyor. Çünkü dün ben Sayın Bahçeli'nin konuşmasını dinledim. Aynı anda bir tek karardan dolayı hem Avrupa Konseyi'ni hem Avrupa Birliği'ni hem genel olarak Avrupa'yı hedef alan bir konuşma yapmayı başardı. Ben doğrusu dehşet içinde kaldım. Zamanında devlet yöneticiliği yapmış birisinin bunca cahilliği karşısında şaşırdım doğrusu. Biz Avrupa Konseyi üyesiyiz Türkiye olarak. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde buraya bir parlamenter denetim kurumu olan Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'ne geçen yıldan beri 18 üyeden oluşan bir delegasyon gönderiyor. Biz bu delegasyon içerisinde iki asil vekiliz, iki de yedek üyemiz var. İşşar Bey burada ve Feleknas Hoca da diğer yedek üyemiz. Yedek üyelerde oy kullanma dışında asillerle aynı yetkiye sahipler. Bu Avrupa Konseyi dediğimiz kuruluş Avrupa'nın insan hakları merkezi. Bu ne Avrupa Birliği gibi paranın, ticaretin ve finans kapitalin meseleleriyle ilgileniyor, ne de NATO gibi güçle, silahla, işgalle başkalarının ülkesini tehditle ilgileniyor. Buranın konusu insan, insan hakları, hukuk devleti, demokrasi, işkenceden özgür bir yaşam, idamsız bir Avrupa için çalışan insanların topluluğu. Türkiye buraya kendi rızasıyla 1950'den beri kurucu üyedir. Bir yıldan beri de en çok parayı verenler kulübünden olarak üye sayısını 12'den 18'e çıkartmıştır. Yani kimse Türkiye'yi zorla Avrupa Konseyi'ne almış ya da Avrupa Konseyi Türkiye'yi işgal etmiş değil. İster istemez bir insan hakları kulübünde insan haklarından başka konu yok. Yani sizler Türkiye'de İnsan Hakları Derneği'ne üye olsanız ne gelecekse başınıza Türkiye'de Avrupa Konseyi'ne üye olduğunda başına o geldi. Her şeyden önce senin insan hakların ne durumda diye kendini anlatmak ve başkaları hakkında yapılacak tartışmalara da bu sıfatla katılmak hakkını elde etti. Türkiye 2004'ten beri gözlem sürecinden çıkmış durumda. 1996'da gözleme girmişti. Türkiye'de sürüp giden özellikle
Kürt mücadelesinin geçtiği bölgelerde baş gösteren insan hakları ihlalleri dolayısıyla gözetime alınmıştı. 2004'te buradan çıktı. Bu yıla kadar da gözlem sonrası diyalog sürecindeydi. Ancak hem 2015 7 Haziran seçimleri sonrasında yeniden alevlenen çatışmalar, hem 2016 15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrasında kitlesel bir insan hakları ihlali süreciyle karşı karşıya kaldığımız için yeniden bu tartışma başladı. 3 mevsimdir Türkiye Dışişleri bu tartışmayı atlatabildi ama nihayet bu baharda bu tartışmadan daha fazla kaçamayacağını gördü. Tartışma esasen Türkiye'nin insan haklarını askıya alması sonrasında bütün temel insan haklarının ihlal edilmesi ve bu ihlallerin önlenebilmesi bakımından Türkiye hükümetinin bugüne kadar vermiş olduğu sözleri yerine getirmemiş oluşuyla ilgilidir. Türkiye'den istenilenler bir bütün olarak baktığımızda şunlardan ibarettir. Milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına son verilmesi ve Venedik Komisyonu'nun önerilerine uygun olarak durumun değerlendirilmesi, tutuklu bütün milletvekillerinin serbest bırakılmaları eğer başka suçtan mahkum değillerse, olağanüstü halin mümkün olduğu kadar çabuk kaldırılması, kitlesel temizliklerin kamu emekçileri arasında sona erdirilmesi, OHAL inceleme komisyonunun bir an önce göreve başlatılması, tutukluluk hallerindeki istisnai durumların kaldırılması ve avukat görüşlerine izin verilmesi, yurttaşlıktan mahrum bırakılmanın bir duruşma, bir yargılama olmaksızın gerçekleşmemesi, el konulan mal mülkün el konulmasının geçici olduğunun kabulüyle daha sonra bu kararların yargı denetimine açılması, kamu görevlilerine insan hakları ihlallerinde cezasızlık getirilen 2016 sayılı yasanın 2016'da çıkartılan yasanın değiştirilmesi, cezasızlığa son verilmesi ve İşkence Önleme Komitesi'nin Türkiye'de yaptığı değerlendirmeler sonucunda ulaştığı raporun açıklanması üzerindeki yasağın kaldırılması, bütün gazetecilerin ve insan hakları savunucularının serbest bırakılması, muhalefetin sesinin kısılması için alınmış bütün tedbirlere son verilmesi, ifade özgürlüğünün önünün açılması ve terörle mücadele yasalarının Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne uygun olacak şekilde değiştirilmesi ve aslında bildiğiniz diğer hususlar. Biz Halkların Demokratik Partisi'nin konseydeki 2 oy kullanma hakkı olan vekilleri olarak bu kararlara hem de bunların bir nihai sonucu olarak Türkiye'nin yeniden gözlem statüsüne alınması kararına evet dedik. Bu kararı böyle verdiğimiz için kendimizden gurur duyuyoruz. Memnunuz böyle yaptığımız için. Çünkü biz milletvekili olarak olurken yemin ettik. Dedik ki herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerden yararlanması ülküsünden ve anayasaya sadakatten ayrılmayacağımıza yemin ettik. İnsan haklarının böylesine ayaklar altına alındığı bir dönemde Türkiye'nin bir parçası olduğu, Türkiye'nin haricinde olduğu değil, bizzat kurucusu olduğu ve kendisini içine yerleştirdiği bir insan hakları kurumunda Türkiye'nin hepimizin şikayet ettiği hukuksuzluklarının Türkiye'de yaşayanların büyük çoğunluğu için giderilmesi yönünde alınan bir karara aslında hayır diyen işte bu yeminden ayrılmış sayılır. Bizim dışımızdaki üyelerin bu bakımdan ne yaptıklarını bir kere daha düşünmelerini ben kendilerine tavsiye ediyorum. Eğer anayasaya sadakatte ısrarlıysak yapmamız gereken bunu yerine getirmek olmalıydı. Bundan sonra bize tutumumuz ve kararımız dolayısıyla yöneltilen
eleştiri olmaları, eleştirileri doğal karşılayabilirdik. Ayrı düşünmek eleştiri hakkını getirir. Ancak üç seçenekten birini evet, hayır ya da belki'den evet'i tercih etmiş olmamız dolayısıyla belki ya da hayır diyenlerden daha ayrı bir siyasi, insani, kurumsal statüye indirgenmemiz gerektiği sadece ve sadece demokrasi dışı rejimlerde bir tek kararın geçerli olduğu rejimlerde uygun olabilir. Biz verdiğimiz sözü halkımıza ve milletvekili olurken bütün millete verdiğimiz sözün gereğini yaptık, bunu yerine getirdik. O nedenle bize yönelik olarak Sayın Başbakan'ın başkalarının peşine takılıp bu tutumu takındığımıza ilişkin eleştirisini aslında bir fıkra gibi görüyorum. Çünkü daha önce de deniyordu ki bütün Avrupa Konseyi'nin peşlerine takmışlar, götürüyorlar. Birisine karar versin Sayın Yıldırım. Biz mi onları peşimize taktık, onlar mı? Aslında kimse kimseyi peşine takmış. Bir şey daha söyleyip bitireyim, uzattığımın farkındayım. Burada Avrupa Konseyi'nde ya da insan hakları kuruluşlarında bir milli maç oynanmıyor. Avrupa karmasına karşı Türk milli takımı orada bir maç ya da bir savaş yapmıyor. Biz oraya gittiğimiz zaman kendi siyasi eğilimlerimize göre gruplara dağılıyoruz. Biz Birleşik Sol'un üyesiyiz. Cumhuriyet Halk Partililer Sosyalist Grubu'nun üyesi. Adalet ve Kalkınma Partililer 3 ayrı sağcı gruba dağılmış durumdalar. Milliyetçi Hareket Partisi bu sağcı gruplardan birinde. Dolayısıyla tartışmalar bu gruplarda yapılıyor ve biz siyasi kanaatlerimize göre tıpkı mecliste nasıl oy kullanıyorsak konseyde de öyle oy kullanıyoruz. O nedenle şunu sormak gerekir. Bir arada tartıştıkları grubun hiçbir üyesini ikna edemeyip Adalet ve Kalkınma Partili üyeler o grubun üyelerinin kararıyla büyük çoğunlukla alınmış olan bu karar karşısında yarın bu ettikleri sözlerden ötürü o gruptaki arkadaşlarına, meslektaşlarına ne diyecekler acaba? Onların Türkiye düşmanı olduklarını, onların aslında haçlı olduklarını hakikaten yüzlerine karşı konuşabilecekler mi? Ben hiç tahmin etmiyorum böyle olduğunu. O nedenle biz hem siyasi kanaatlerimizin hem milletvekilleri sorumluluğumuzun gereğince Türkiye'de 16 Nisan günü hayır demiş 25 milyon insanın ortaya koyduğu itirazı Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde de ifade etmiş olduk. Burada ne konuştuysak orada da onu konuştuk. O nedenle ben bizim bu tutumumuzun hakkında ağza alınması bile güç bir beyanda bulunan Sayın Bahçeli'ye şunu söyleyeceğim. Eğer hakikaten o sözü ne manaya geldiğini merak ediyor ise o 25 milyon insandan yankılanan sözün kendi kulağında nasıl bir tını bıraktığını bir daha değerlendirmelidir. Biz görevimizi yaptık ve Türkiye halklarının demokrasi yolundaki ilerleyişine yeni bir katkıda bulunduğumuzdan bütün kalbimiz ve ruhumuzla eminiz. Çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, ben de çalışan gazeteciler gününüzü kutluyorum ve hiçbir gazetecinin işsiz kalmadığı özgür çalışma günleri diliyorum hepinize. Biraz genel olarak bu serüvene aslında Avrupa hikayesine bakmak istiyorum ben. Özellikle 15 Aralık 2004 yılındaki Avrupa Parlamentosu toplantısında Avrupalı parlamenterler Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerine başlaması için aralarında Türkçe evet yazılarının da olduğu her dilden evet yazılarını tüm Avrupa dillerinde bu pankartları kaldırmışlardı Avrupa Parlamentosu'nda. Ve o toplantıda 407 Avrupalı vekil evet oyu kullanırken 262 vekil de hayır demişti. Ve üyelik müzakereleri için 3 Ekim 2005 tarihi hedef koyulmuştu.
Erdoğan ve Abdullah Gül bu müzakereler için tek tek ülkeleri ziyaret etmişti. Melih Gökçek gündüz vakti Ankara'da havai fişekler patlatmıştı AB'ye üyelikle ilgili olarak müzakerelerin başlayacağı tarihe, hatta geri sayım için meclise bir saat dahi konulmuştu, geriye sayan bir saat. Şimdi o günlerde Türkiye'nin en büyük destekçileri sol, sosyalist, sosyal demokrat milletvekilleriydi Avrupa'da. Aynı şekilde AKP ve özellikle bir dönem Avrupa Konseyi Başkanlığı yapmış Mevlüt Çavuşoğlu da Avrupa Konseyi ve İnsan Hakları güzellemeleri yapmaktaydı. Ve ortak değerlerden, kültürler arası diyalogtan söz ediyordu. İnsan hakları ve hukukun üstünlüğü adına çalışmalardan söz ediyordu. Bugüne benzer biçimde AKPM'de, yani Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde 2008'de AK Parti'ye karşı açılan kapatma davası gerekçesiyle Türkiye'nin denetim sürecine alınması gündeme gelmişti. Ve bu kapatma gerçekleşmeyince karar çıkmadı. Yani denetim sürecine Türkiye alınmadı. Ama Türkiye'de hükümet kim olursa olsun insan hakları açısından endişe verici bir durum varsa, yeri geldiğinde herhangi bir hükümeti, örneğin AKP'yi korumak için de Türkiye'yi Avrupa Konseyi izleme kararı alabilir. Bu bunu gösteriyordu. Bugün Türkiye'deki insan hakları ihlalleri nedeniyle Türkiye'yi düzenli periyotlarla izlemek anlamına gelen denetim süreci lehinde oy kullanan milletvekillerine İslamofobik, Haçlı zihniyeti, tanımıyoruz, siyasi karar, düşmanlık, kendine baksın diye hakaret edenler 2004'ten bugüne Türkiye'yi desteklemiş milletvekillerinin neden bu karar verdiğini aslında çok iyi biliyorlar ama bilmezden geliyorlar maalesef. Bugün Türkiye'nin baskıcı yönetiminden memnun olanlar ise aslında sadece Erdoğan'a benzeyen Avrupalılar. Yani başından beri Türkiye'yi Avrupa Birliği'nde istemeyenler. Değerli arkadaşlar, bir yıldan az bir sürede bir ülkede 159 gazeteci tutuklanmış, 178 medya kurumu kapatılmış, 4811 akademisyen işten atılmış, barış talep eden 378 akademisyen ihraç edilmiş, partimizin iki eş genel başkanı ve çok sayıda milletvekili tutuklanmış, 103 belediyenin 82'sine kayyum atanmış ve belediye başkanlarının 86'sı tutuklanmışsa o ülkenin denetim sürecine alınmaması mümkün olamaz. Yargıyı ele geçiren, medyayı susturan, üniversiteleri denetim altına alan bir iktidar elbette bunların Avrupa Konseyi statüsüne, Kopenhag kriterlerine uygun olmadığının gayet iyi bilmektedir. Ancak AKP'nin istediği Avrupa kriterlerini dikkate almadan yalnızca Avrupa ile ekonomik ilişkiler içinde olmak, böylece Orta Doğu'da patron olmak. Kuruluş amacı insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğünü denetlemek olan konseye üye olmak, hele ki kurucu üye olmak, işte bu değerleri ülke için önemsemeyi gerektirir. Ne var ki sadece Türkiye uyarıldığında veya sadece kendilerini ilgilendiren konularda Avrupa Konseyi tartışmalarına katılan AKP'liler aslında konseyde engellilerin hakları, azınlık hakları, kadınların hakları ve çocuklarla ilgili ne kadar önemli çalışmalar yapıldığının farkında bile değiller. Şimdi Türkiye'nin görüşüleceği oturumdan bir gün önce AKP'm Başkanı Pedro Agramunt'un Rus askeri uçağıyla Esad'ı konseyden habersiz olarak ziyaret ettiği öğrenildiğinde bu konseyin gündemini oluşturdu. Ve bu AKP'm'de Agramunt'un nasıl cezalandırılacağı yöntemleri tartışılırken Esad'ın insan hakları ihlallerini sürekli Türkiye'de gündeme getiren Türkiye'li temsilcilerden, AKP'li temsilcilerdense kimse bununla ilgilenmiyordu maalesef. Konsey 65 yaşındaki İspanyol AKP'm başkanı hakkında güvensizlik kararı aldı. Ve artık Agramunt'un AKP'm başkanı sıfatıyla ziyaret gerçekleştirmesi, toplantı yapması, resmi açıklama yapması yetkisi elinden alındı. Yani Avrupa Konseyi aynı zamanda kendi başkanının da bir ihlalini tespit ettiğinde onu görevden alabilen bir yerdir. Şimdi iktidar partisinden biraz da muhalefet partilerine dönersek, özellikle CHP'nin tutumuna bakarsak.
Nasıl bir yıl kadar önce CHP dokunulmazlıklarla, milletvekili dokunulmazlıklarıyla ilgili anayasaya aykırı ama evet dediyse, bugün de Avrupa Konseyi'nde evet insan hakları ihlalleri var ama Türkiye'nin daha yakından izlenmesine hayır dedi. Belli ki yine bazı çıkarlar Türkiye vatandaşlarının çıkarlarından üstün geldi ve CHP Türkiye'nin imzacısı olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve konseyi üyeliğini tamamen işlevsiz hale getiren bir karar verdi. KHK'larla işten çıkarılanları, referandumdaki şaibeleri, tutuklu gazetecileri, milletvekili belediye başkanlarını, OHAL'i ve Türkiye'deki basın düşünce özgürlüğünü gündeme getiren bir rapora hayır diyen ana muhalefet partisinin, üstelik Sosyalist Enternasyonel'in de üyesi olan bir partinin kendi düştüğü durumu kendisinin değerlendirmesi gerekir. Diğer muhalefet partisine, ki artık ona muhalefet partisi dememiz de gerektiğini sanmıyorum, onun tutumuna baktığımız zaman ise 7 Haziran'dan beri Türkiye'yi savaş, işsizlik, düşmanlık politikalarına elleriyle teslim eden bu partinin bize söyleyecek tek bir sözü dahi yoktur. Ancak Türkiye'ye bu tekçi rejimi elleriyle paketleyip armağan ettiği için koskocaman bir özür borcu vardır arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlar, Türkiye'nin Avrupa Konseyi'nin ve onun bir organı olan Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarına uymayı kabul ettiğini belirttiği sözleşmenin altında imzası var ve bizler HDP milletvekilleri olarak bu kuralları tüm Türkiye yurttaşları için savunmakla yükümlüyüz. Biz konseyde hakları çalınmış insanların temsilcisiydik. Biz Profesör İbrahim Kaboğlu'nun temsilcisiydik. Biz orada barış istediği için bir televizyon programında yargılanıp ceza alan Ayşe öğretmenin temsilcisiydik. Aynı şekilde hapse atılan seçilmiş belediye başkanlarımızın, milletvekillerimizin, ihraç edilenlerin, Türkiye'deki onurlu insanların temsilcisiydik. Ve her zaman insan haklarından, insan onurundan daha değerli bir şey olmadığını ifade ettik. Biz Türkiye'de yaşar, Avrupa'da şaşar politika izleyen bir parti değiliz. Burada ne söylüyorsak aynı şekilde Avrupa'da da bunu söylüyoruz ve dünya halkları içinde bütün evrensel değerleri aynı şekilde Türkiye'deki insanlar için olduğu gibi savunuyoruz. Bu nedenle de bugüne kadar referandumda hayır diyenlerle birlikte nasıl bu yolda yürüdüysek bundan sonra da aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Buyurun. Teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, ben de çok kısaca şimdi bu karar alındıktan sonra ne olacak, Türkiye'yi ne bekliyor? Bu konuda küçük birkaç bilgi vereyim size. Malum rapora baktıysanız 2018 yılında Türkiye'nin raporda bahsi geçen konularda katettiği ilerlemeye göre tekrar izleme sonrası sürece alınma ihtimali söz konusu. Yani bu raporda belirtilen alanlarda Türkiye kayda değer, somut bir takım adımlar atabilirse tekrardan izleme sonrası sürece alınabilir. Ancak öyle görünüyor ki Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanı, hükümetten gelen mesajlar ilk başta tabii anlıyoruz gayet popülist bir şekilde yine böyle bir uluslararası süreci iç politika malzemesi olarak kullanıp biz tanımıyoruz, biz bunu siyasi olarak görüyoruz gibi bir takım söylemlerde bulunuyorlar. Değerli arkadaşlar, bunun hiçbir kıymeti harbiyesi yok. Bunun hiçbir geçerliliği falan da yoktur. Türkiye Avrupa Konseyi üyesidir ve Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin aldığı kararlara uymak durumundadır. Uymazsa ne olur? Uymazsa kriz derinleşir. Muhtemelen bir sonraki süreç Türkiye'nin örneğin konseyde oy hakkının elinden alınması gibi bir durum söz konusu olabilir. Rusya gibi eğer Avrupa Konseyi organlarının, özellikle Avrupa Konseyi Parlamenterler Asamblesi'nin kararlarını ben tanımıyorum, bunları yerine getirmeyeceğim dediğiniz zaman Bakanlar Komitesi de bu kararların ülkeler tarafından uygulanmasıyla sorumludur. Dolayısıyla kriz derinleşebilir. Türkiye'nin alacağı tavra göre ya bu dar boğazdan bu ülke çıkacak veyahut da bu kriz derinleşecek. Sadece Avrupa Konseyi ile ilişkiler zedelenmeyecek. Bunun bir zincirleme etkisi muhakkak olacaktır. Avrupa Konseyi kararı, Avrupa Birliği, Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlamentosu'nun bundan sonra Türkiye ile kuracağı ilişkilerde son derece belirleyici olacaktır. Şimdi Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bu kararında ne istiyor Türkiye'den? Diyor ki örneğin referandum
bunu bir paket olarak siz geçirdiniz. Fakat bu referanduma dair Venedik Komisyonu'nun ve yine AGİT'in gözlemcilerinin hazırladığı bir takım raporlar söz konusu. Siz bu referandumu hayata geçirirken, referandum paketini hayata geçirirken hem Venedik Komisyonu'nun hem de AGİT'in gözlemcilerinin belirlediği sıkıntılara cevap üretmek ve bir şekilde muhalefetle birlikte demokrasi ve insan haklarına riayet edecek şekilde uyum yasalarınızı yapmak durumundasınız. Avrupa Konseyi'nin bu kararlarını ben tanımıyorum demek, Avrupa Birliği ile yine Gümrük Birliği alanında ciddi sıkıntılar demektir. Bakın çok yakın bir zamanda Gümrük Birliği'nin modernize edilmesi ve güncellenmesi tartışması var biliyorsunuz. Haziran ayında bu Avrupa Parlamentosu'nda gündeme gelecek. Eğer Türkiye bu katı tavrında, uzlaşma tavrında devam ederse, ekonomik işbirliği alanında bile, ticaret alanında bile çok ciddi sıkıntılar önümüzde duruyor. Yani Avrupa Parlamentosu Gümrük Birliği'nin güncellenmesini onaylamayacak görünüyor. Tabii bu aynı zamanda Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki ilişkileri de etkileyecek. Demek istediğimiz şu, şimdi Türkiye sistematik olarak yaptığı insan hakları ihlalleri ve demokratik standartların aşılması yüzünden, yani tamamen bu hükümetin sorumluluğu yüzünden şu an Avrupa Ligi'nde küme düşmüştür. Durumu böyle okumak lazım ve izleme sonrası sürece girip tekrar izleme sürecine geri çevrilen ilk ülkedir Türkiye. Bu anlamda da tarihi bir durumu maalesef tekrar ortaya çıkarmıştır. Şimdi bu noktadan çıkabilmenin yolu öyle dış politikayı iç politika malzemesi olarak kullanıp her tarafa ahkam kesmek, her tarafa bağırıp çağırmak değil, aklı selim ile bunu düşünmek ve bu darboğazdan çıkmak için bir takım gerçekten demokratik reformları gündemlerine alması lazım. Aksi halde ne olur? Aksi halde evet çok açık ve nettir ki bu hükümete bunun çok ciddi bir faturası olacak. Diplomatik, siyasi ve ekonomik faturası olacak. Fakat mesele sadece bu hükümete kesilecek olan fatura değil. Çünkü bu hükümetin yanlışları yüzünden Türkiye'deki çok geniş kesimler çok ciddi mağduriyetler yaşıyorlar. Özellikle ekonomi alanında neredeyse ismi konulmamış bir ambargo söz konusu. Endüstriyi görüyoruz, ciddi sıkıntılar var. Turizm sektörü çökmüş durumda. Tarımda ciddi sıkıntılar var ki Gümrük Birliği'nin güncellenmesinde tarımsal üretimleri de dahil etme tartışmaları vardı daha önce. Şu an Gümrük Birliği tartışmalarını insan hakları ve demokrasi kriterlerine bağlamayı düşünüyorlar. Yani şu demektir, Türkiye eğer demokrasi ve insan haklarını düzeltmezse Gümrük Birliği konusunda, yani ticaret konusunda da Avrupa ile çok ciddi sıkıntılar yaşayacak, bir takım sınırlamalar gelecektir. Mevcut durum buyken bizim hükümete salık vereceğimiz şudur, öyle her tarafa afra tafrayla bağırıp çağırmayı bir köşeye bırakın. Biz bu kararı tanımıyoruz gibi bir durumumuz söz konusu değil. O konseye üyesiniz. Bu konseyden atılmaya kadar gidebilecek bir süreçtir. Oy hakkının askıya alınması, konseyden atılmaya kadar gidebilecek bir süreçtir. Tamamen hükümetin yapıp etmelerine göre, kararlılığına göre. Biz HDP olarak da iki arkadaşımın da bu konseydeki parlamenterler asamblesindeki asil üyelerimiz, iki arkadaşımızın da belirttiği gibi hem içeride hem dışarıda demokrasi, hukukun üstünlüğü ve insan hakları konusunda HDP olarak üzerimize düşeni şu ana kadar yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyoruz. Zamanımız çok az, sorular varsa çok kısa sorular da alabiliriz. Efendim, 2019'a dönük şimdi tartışmalar yaşanıyor. Deniz Baykal'ın bir şey oldu. Geniş tabanlı bir başkan adayından söz ediyor. İşte sağdan sola, soldan sağa, Meral Akşener, işte Ahmet Türk başkan yardımcılığı vesaire gibi. Sizin buna yaklaşımınız ne olur? Nasıl değerlendirirsiniz? Bunu kurumlarımızda konuşacağız daha sonra. Bu ve benzeri pek çok şeyi. O yüzden biz bağlayıcı bir şey söylememiz yersiz olur şimdi. Kusura bakmayın. Gündem dışı olduğu için arkadaşlar, bu Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nin kararına dair soru alabilirsek, o sizin sorduğunuz çok çetrefilli bir konu, daha çok tartışılacak. Müsaadenizle ve rızanızla biz o konuya hiç burada girmeyelim. Türkiye'miz daha hayır oylarının peşinde.
Var mı arkadaşlar başka bir soru? Yoksa teşekkür ediyoruz. Yeniden basın günü için basın emekçilerini tekrardan kutluyoruz. Sağ olun.